Merhabalar, Stüdyo Singapur'a hoş geldiniz. Bugün yine Cuma ve Singapur'dan size dünya haberlerini ve piyasaları değerlendireceğiz. Bugün de önemli bir konuğumuz var. Özellikle aşı savaşları, aşı ekonomisi ve bizi bekleyen yol haritasından bahsedeceğiz. Doktor Ege Deniz Yıldırım Singapur'dan bağlanacak. İlk önce haberlerimize bakalım, piyasalara bakalım, daha sonra Ege Hanım'la birlikte buluşalım. Evet, şimdi şu an ekranda gördüğünüz önemli haberler, başlıklar olarak 4 tane başlığımız var. Şimdi IMF bugün önemli bir açıklamada bulundu. Özellikle küresel ekonomilerde pandeminin giderek daha da etki yaratacağını ve özellikle bu kış aylarında 3. akım, 4. akımın olabileceği ve ülkelerin aslında ekonomik paketleri bir şekilde tekrar ortaya getirmeleri yönünde bir telkinde bulundu ve ekonominin bir şekilde gelecek aylarda hala eski randımanına ulaşamayacağını belirtti. O yüzden IMF'nin bakışı dünya ekonomisine şu an çok temkinli. Birinci haberimiz IMF'den geldi. Şimdi ikinci haberimiz de özellikle dün Amerika Hazine Başkanı Mnuchin'in Amerikan Merkez Bankası'na teşvik iadesi talebinde bulunması piyasalarda şok etkisi yarattı. Takriben şimdi hazine özellikle de Merkez Bankası kasına verdiği çeşitli avansları harcanmadığı takdirde 31 Aralık civarında tekrar geri isteyebiliyor. Aslında piyasalar hala gevşek, ekonomiler hareket edemiyor, teşvik politikalarına ihtiyaç var ama hazine başında bulunan Mnuchin Merkez Bankası'na 500 milyar dolarlık verilen avansın geri iade edilmesini söyleyince piyasalarda tedirginlik başladı. Bugün nispeten vadeliler iyi görünüyor ama bu önemli bir haber çünkü hazine ile Merkez Bankası arasındaki itilaf piyasaları olumsuz etkileyebilir. Evet, üçüncü haberimiz Asya'dan. Çin'de devlet şirketleri birçoğu iflasın eşiğinde aslında. Çok ciddi bir özellikle belli bölgelerde kredilerle güçlenmiş olan, yıllardır bir şekilde verilen kredilerle büyüyen şirketler kredileri ödeyememeye başladı. İşte bu hafta içinde bir çip, bilgisayar çipi şirketinin arkasından özellikle de otomotiv piyasasında hakim olan başka bir şirketin, kömür üretimiyle ilgilenen başka bir devlet şirketinin krize girmesi ve ödeyememesi kredileri Çin'de bir anda kurumsal bonolarda şok etkisi yarattı. Şimdi Çin'de çok ciddi miktarda krediler var ve bu kredilerin geri ödenememesi önemli bir sorun teşkil ediyor. Çin hükümeti yavaş yavaş bir şekilde problemi ortadan kaldırmak için hatta bazı şirketlerin iflasını bile bir şekilde kabul edebiliyor ki olay daha da büyük hale gelip çok ciddi bir patlama eşiğine dönüşmesin diye. Yalnız burada önemli bir unsur gelecek bir yıl içinde özellikle Çin piyasasındaki devlet güdümlü çok kredilendirilmiş şirketlere dikkat etmekte yarar var diye düşünüyoruz. Evet, dördüncü haberimiz de gelişmekte olan ülkelerden geliyor. Faiz indirimli hamlesi devam ediyor. Bu hafta özellikle Endonezya'da, daha sonra Filipinler'de faiz indirimleri oldu. Şimdi bu Türkiye'de olan gelişmelerle çok tersine. Türkiye'de sonuçta beklenen faiz, büyük faiz arttırımı, %5'lere yakın faiz arttırımı oluştu. Ama diğer ülkelerde faizler giderek tabana vuruyor. Çünkü enflasyon düşüyor. Bizde enflasyon kemiksel bir şekilde çakılmış durumda. Fakat diğer gelişmekte olan ülkeler, özellikle Asya ülkelerinde enflasyon %2'nin altına düşmeye başladı. İşte Endonezya 3.75 seviyesine çekti faizlerini. Hala reel faizler pozitif. Filipinler
takriben 2 seviyesine çekti ve enflasyon 2,5 seviyesine, yani reel faizler negatifte. Birçok ülkede de bu faiz, geçtiğimiz 6 ayda olan faiz düşümü devam ediyor. Bu Türkiye'ye baktığımızda çok farklı bir tablo gösteriyor. Daha haberlerimiz bu şekilde, önemli başlıklarımız. Şimdi piyasalarımıza bakalım. İlk önce Asya piyasasına gidelim. Evet, Asya piyasasında birkaç günlük satışlardan sonra bugün bir toparlanma geldi. İşte Çin, Hong Kong, Güney Kore ve Hindistan nispeten pozitif bir alanda seyrediyorlar. Japonya'da satışlar devam ediyor. Baktığımızda piyasa genelde bir çeşit yatay bir çizelge içinde devam ediyor. Evet, Asya piyasasından Avrupa piyasasına geçelim. Avrupa piyasasına bakalım neler oluyor. Evet, Avrupa piyasası bugün pozitifte. Özellikle alımlar gelmeye başladı. Her ne kadar pandeminin hızı Avrupa'da etkili bir şekilde hissedilse de bu özellikle son birkaç gündeki satış dalgası pozitife bir şekilde çevirdi yönünü. Şu an baktığımız bütün piyasalar, Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya yeşil renkli, yani pozitifte. Avrupa'da alımlar bugün geliyor piyasalara. Evet, Avrupa piyasasından vadelilere geçelim. Amerikan vadeli piyasasına ve burada özellikle de Amerika'da gün başında piyasalar açılırken beklentileri ibaret gösterecek rakamlara bakalım. Amerika'da son günlerde satışlar gelmeye başlamıştı. Özellikle dün daha önce belirttiğimiz gibi hazinenin başındaki Mnuchin'in bir çeşit verdiği avansları geri çekmesi, çekme talebinde bulunması Merkez Bankası'na karşı piyasaları negatife getirdi. Bugün de vadelilerde hala bir negatif seyir görünüyor. Piyasa açıldığında bakacağız nasıl olacak. Nasdaq hemen hemen tapi durumda, aynı seviyede. Dow Jones ve S&P'de küçük daralmalar var. Gün içindeki seyrine bakmakta yarar var ama belki dünkü şoku atlatıp bugün piyasalar olumlu açılabilir Amerika'da. Evet, vadelilere baktıktan sonra diğer piyasalarımıza bakıyoruz. Evet, paritelere bakıyoruz, döviz piyasasına. Euro-dolar karşısında son günlerde çok ciddi değerler kazandı. Bir ara 1.1875'leri gördü, 19'u denemeye çalıştı fakat geri çekildi 1.1855 civarında şu an. Pound da dolara karşı değer kazanmış durumda, 1.3280 seviyesinde. Dolar yene karşı değer kazandı, çok küçük bir oranda olsa da, ve aynı şekilde İsviçre frankına da karşı değer kazanmış durumda. Son günlerde dolara gelen satışlar bugün birazcık tersine dönmüş durumda diğer para birimlerine yönelik. Evet, paritelere baktıktan sonra emtia piyasasına bakalım. Neler oluyor emtia piyasasında? Özellikle şu günlerde ons altına bir satış dalgası geldi. Bu genellikle de işte piyasada bazı şirketlerin, özellikle altın konusunda yatırım yapan şirketlerin vadelilerde pozisyonlarını kapatması şeklinde bir şekilde yorumlandı. Ama bugün stabil bir görüntü var. 1867 seviyesinde, son günlerdeki 1850-1900 aralığında devam ediyor ons altın. Brent petrol ve ham petrol de 40'ların üzerine çekildi. Son aylarda 36'lara, 37'lere kadar gerilemişlerdi. Son günlerde Brent petrol 44 gün üzerinde 45 seviyesini deniyor. Ham petrol de takriben 42-25 seviyesinde. Yani olumlu bir seyir izliyorlar. Evet, emtia piyasalarına da baktık. Piyasalarımız genelde bugün olumlu ve dingin bir durum söz konusu. Amerika piyasalarını bekleyeceğiz. Neler olacak Amerika piyasalarında? Büyük bir olasılıkla da şu anki ibare çok ciddi satışların gelmeyeceği şeklinde. Evet, şimdi piyasalara baktık. Bugünlerin en önemli konusu, seyircilerimizin bildiği gibi aşılar. Yani aşı ne zaman gelecek? Nasıl olacak? Bir şekilde ticari bir anlamda herkes, her kapsamı yayılabilecek şekilde bir
planlama yapılacak mı? Bunun üzerine hepimiz tartışıyoruz, yorumlarda bulunuyoruz. Bu konuyla ilgili özellikle aşı savaşları, aşı ekonomisi, işte aşının önümüzde ne gibi bir beklenen bir yol haritası olacağı üzerine bu işlerden anlayan, gerçekten de bu işlerin uzmanı bir konuğu davet etmek istedik. Singapur'dan genç bir konuğumuz Doktor Ege Deniz Yıldırım bize bağlanacak. Doktor Yıldırım, evet, burada karşımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Sertaç, merhabalar. Bey. Çok sağ olun. Çok teşekkür, evet, ediyorum öncelikle davet ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Yakındasınız, çok uzakta değilsiniz. Singapur'da iki mahalleden konuşuyoruz bu şekilde. Evet. Çok memnun olduk. Şimdi siz çok genç yaştasınız ama çok büyük başarılara imza attınız Ege Hanım. İzmir Fen Lisesi, arkasından Boğaziçi Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik bölümünde okudunuz. Sonra Türkiye Eğitim Vakfı ve Singapur'un bursunu alarak doktoraya başladınız Singapur Ulusal Üniversitesi'nde. Ve özellikle biyokimya ve Singapur'u bilenler büyük bir olasılıkla tanıyacaklardır bu adı. A-STAR Genome Institute denilen, yani enstitüsü. Bu özellikle genler üzerine çalışan enstitüde doktora çalışmalarında bulundunuz ve kök hücrelerle ilgili çok önemli bir çalışmaya imza attınız. İnsan deri hücrelerini genetik manipülasyon olmadan kemik hücrelerine dönüştürebilen bir protokol geliştirdiniz. Yani siz aslında molekül biyolojiden çok iyi anlıyorsunuz. O yüzden aşı konusunda konuşmak istediğimiz kişilerden çok birisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle tıbbi, evet, tıbbi iletişim uzmanısınız. Şimdi neler oluyor? Şimdi hepimiz bu hafta çok memnun oldu. Geçtiğimiz haftalarda özellikle BioNTech, iki tane Türk asıllı girişimcinin Almanya'da kurduğu şirketin işte aşı haberlerini geldi. Arkasından Moderna şirketinden aşı haberleri geldi. Diğer ülkelerden geliyor aşı haberleri. Hepimiz bir heyecanlandık. Hani bu aşıyla birlikte artık pandeminin biteceği, bir şekilde geride bırakacağız şeklinde. Şimdi önümüzde biraz çetin bir yol var. İlk önce bakalım ne gibi aşıyı geliştirmekte rekabet eden şirketler ve ülkeler var, neler yapılıyor. Bizi bilgilendirin, diğer konularda da beraber değinelim. Buyurun. Tabii, çok teşekkürler. İsterseniz ilk önce aşılar nasıl geliştiriliyor, kısaca ondan bahsedelim. Aşı geliştirme süreci 3 aşamadan oluşuyor. İlk 2 fazda aşının güvenilir olup olmadığı ve aşının dozunu ayarlamak üzerine küçük bir grup gönüllüde deneniliyor aşılar. 3. fazda, yani son aşamada ise aşının etkinliği deneniliyor. Bu aşamada ise binlerce farklı ülkeden, farklı kıtadan, farklı etnik gruplardan ve yaş gruplarından insan üzerinde deneniliyor aşılar. Ve insanların yarısına plasebo grubu, yarısına ise aşı grubu vuruluyor. Ve daha sonra belli sayıda insanın hastalığı geliştirmesi bekleniyor. Ve daha sonra bu hastalar analiz edilerek kaç tanesi plasebo grubunda, kaç tanesi aşı grubunda, buna bakılarak aşının hastalığı önlemedeki etkinliği nedir, bu hesaplanılıyor. Şimdi COVID aşısı için bu durum nedir? Buna baktığımız zaman şu anda insanlar üzerinde denenmekte olan 54 ayrı aşı var. Ve bunlardan 12 tanesi 3. fazda, yani son aşamadaki aşılar. Ve hangi firmalar, hangi ülkeler bu son fazdaki aşılara sahip? Bunlara baktığımızda 5 tanesi Amerika'nın geliştirmekte olduğu veya desteklediği aşılar. 4 tanesi Çin tarafından geliştirilmekte. Birer tanesi Avustralya, Rusya ve Hindistan tarafından geliştiriliyor. Bir diğeri ise AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin, yani İsviçre, İngiltere ve Amerika'nın ortak geliştirmekte olduğu bir aşı. Ve bu üçüncü fazı tamamlarsa eğer aşılar, Amerika Food and Drug Administration veya European Medicine Agency'den veya diğer ülkelerin yetkili birimlerinden acil durum onayı elde etmeleri gerekiyor. Ancak bu onay alındıktan sonra aşılar dağıtıma hazır hale geliyorlar. Şu anda peki bu 12 tane aşıdan hangisi en önde diye baktığımız zaman, bildiğiniz üzere geçen hafta ve bu hafta Pfizer ve BioNTech'ten çok güzel haberler duyduk ve bizim için ayrıca gurur vericiydi bu. Çünkü sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci tarafından geliştirilmiş bir aşı bu.
Onlar bu hafta içerisinde üçüncü fazı sonlandırdılar ve sonuçlarını yayınladılar. Buradan görüyoruz ki %95'lik bir etkinlik seviyesi var bu aşının, oldukça yüksek. Ve yaklaşık 44 bin kişi üzerinde denenmişti bu aşı. Sadece 170 kişi hasta olmuş ve bu 170 kişiden sadece 8 kişi aşı grubunda. Ve gerçekten çok büyük bir etkinliği var bu aşının hastalığı önleme açısından diyebiliriz. Ve Pfizer bu hafta America Food and Drug Administration'a acil durum onayı için başvuracaklar ve onay aldıkları takdirde Aralık ayı içerisinde aşı dağıtımına başlayabileceklerini söylediler. Bu aşının şöyle de bir özelliği var aynı zamanda. mRNA denilen bir aşı teknolojisi, yeni geliştirilen bir teknoloji. Yani RNA parçacıkları koronavirüsün spike, yani diken diyebileceğimiz sel yüzeyi proteinini insan vücuduna aktarıp buna karşı bağışıklık geliştirilmesini sağlıyorlar. Ve sonuçlardan gördüğümüz üzere oldukça etkin bir teknoloji gibi görünüyor. Aynı zamanda bu hafta başka bir güzel gelişme de Amerika'nın Moderna şirketinden geldi. Onlar da %94,5'luk bir etkinlik oranı gözlemlediklerini söylediler. Ve onlarınkisi de aynı şekilde mRNA aşısı. Fakat bir avantajları var. O da aşılarının bir ay içerisine kadar buzdolabında saklanabileceğini söylediler. Pfizer'a baktığımızda ise -70 derecelerde taşınması ve saklanması gerektiğini vurguluyorlar aşılarının. Bu da lojistik açıdan çeşitli bazı sorunlara sebep olur diyebiliriz. Ve bu iki adayın arkasındaki diğer... Evet, bu konu üzerine, pardon Ege Hanım, sözünü kesiyorum. Bu konu üzerine özellikle izleyicilerimize bilgilendirelim. Şimdi aşı, siz çok güzel açıkladınız. Çok kısa bir sürede yeni teknolojileri kullanarak aşıya bir şekilde çözüm buldu. Genelde eskiden kullanılan teknolojiler çok daha uzun vadeli aşı üretimine yönelebiliyordu şirketler. Şimdi ilaç şirketleri çok kısa bir sürede bunu kotarabiliyorlar. Fakat burada tabii bir sürü başka kriter var. Yani aşılar olduktan sonra halka, bütün dünya halkına nasıl ulaşacak? Ne gibi lojistik engeller var? İşte ekonomik anlamda bütün ülkeler faydalanabilecek mi? Bu kaç ayda, kaç sürede olabilir? Yani tahminimizce aylar süren bir süreç mi olabilir, yıllar süren bir süreç mi olabilir? Bunlar da çok önemli faktörler, değil mi? Kesinlikle çok önemli faktörler, çok doğru söylediniz. Ve özellikle baktığımız zaman ilk en önemli iki aday şu anda Pfizer ve Moderna dedik. Bunlar içerisinden Pfizer 2021 yılının sonuna kadar 1.3 milyar doz aşı üretebileceklerini söyledi. Moderna ise 1 milyar doza kadar aşı üretebileceklerini vurguladı. Yani bu toplam 2.3 milyar doz aşı. Fakat bu iki aşının da kişi başı 2 doz vurulması gerektiğini vurgulayalım. Bu da demek oluyor ki 2021 sonuna kadar 1.2 milyar insan dünya çapında bu aşılardan faydalanabilecek. Fakat bu yeterli değil. O yüzden çünkü sürü bağışıklığı, yani herd immunity oluşması için dünya çapında %60, %70'lik bir bağışıklık oluşması gerekiyor hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi adına. Ve bu yüzden farklı şirketlerden de bir an önce ne kadar çok aşı onaylanırsa herkese aşı ulaşması adına o kadar olumlu bir sonuç olacak. Ve bahsetmiş olduğumuz gibi Pfizer aşısının -70 derecede saklanması gerektiği mesela lojistik bir engel olabilir. Bu gelişmekte olan ülkelerde bu aşının taşınması ve orada saklanması ne gibi koşullarda olacak? Bunlar her zaman soru işareti şu an. Pfizer bunun taşınması için çeşitli mekanizmalar geliştirdiğini söyledi. Fakat bunları önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Ve Dünya Sağlık Örgütü COVAX inisiyatifi adı altında bütün ülkelere adil ve eşit aşı ulaşmasını desteklediklerini söylediler. Ve fakat daha şimdiden görüyoruz ki Amerika ve bir sürü Avrupa ülkesi ön sipariş aşılar vermiş durumda. Yani milyarlarca doz aşı şimdiden ayırtılmış durumda. Milyonlarca doz diyelim bu ülkeler tarafından. Bu da tekrar aşının dünya çapında ne şekilde ulaşacağı konusunda çeşitli soru işaretleri oluşmasına sebep oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün söylemiş olduğu gibi bu herkes kazanmadan kimsenin kazanamayacağı bir yarış. Gerçekten dünya çapında bağışıklık oluşması çok önemli. Çünkü gelişmekte olan ülkeler eğer bu aşıya ulaşamazlarsa
hastalıkla mücadele etmeye devam edecekler ve ekonomileri de aynı şekilde düzelemeyecek. Ve bu durumdan gelişmiş ülkeler de aslında negatif olarak etkilenecek. Çünkü ticaret hacimleri etkilenecek bu durumdan. Bu bağlamda baktığımız zaman aşının gerçekten adil bir şekilde dağıtılması çok önemli. Ve şimdiki bütün bu öngörüleri göz önünde bulundurduğumuz zaman aslında 2021 kışının sonuna kadar dünyada gerçek anlamda bir normalleşme sürecinin olamayacağını söyleyebiliriz. Yani bahsettiğiniz gibi bu gelişmelerle hepimiz çok heyecanlanıyoruz, mutlu oluyoruz ama aslında normalleşme süreci göründüğü kadar yakın değil. Hala önümüzde uzun bir süreç var. O yüzden hala biz sosyal mesafe kurallarına ve maske takmaya mutlaka dikkat etmek durumundayız. Ve rehavete kapılamayız. Çünkü gerçekten ne zaman bu aşıların dağıtılabileceği konusu hala tam olarak çözümlenmiş değil. Evet, çok önemli rakamlar söylediniz siz. Birkaç dakikamız var. Biraz daha bilgilendirelim izleyicilerimize. Şimdi dediniz ki %60'lık bir oranda dünya nüfusunun aşıya ulaşmadığı sürece bu aşı yani pandemi devam edecek. Herkes kazanmazsa kimse kazanmayacak dediniz. Çok güzel bir ibarede bulundunuz. Şimdi %68 milyarlık bir nüfusta takriben işte 5-6 milyarlık bir rakama yöneliyor. Şimdi şu güne kadar açıklamış olan Moderna ya da Pfizer yani 1,5 milyar kişiyi bir şekilde aşılayabilecek. Gelecek aylarda büyük bir olasılıkla mevcut çalışan ona yakın diğer şirket de dediğiniz gibi aşıları büyük olasılıkla piyasaya sürmeye başlayacak. Belki birkaç milyara ulaşabileceğiz 2021 sonucunda. Yani bir yıllık bir süreç var önümüzde ve bunun bu kadar kolay çözüleceği görünmüyor. Evet, aynen öyle. Şimdi bu iki şirketin ardından takriben AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi ve bir diğer güçlü aday da Johnson & Johnson. Bunların da bu yıl içerisinde olumlu sonuçlarını yayınlaması ve bekleniyor. Ve tahminen benzer sayıda dozaj 2021 boyunca üretecekler. Fakat yine de uzun bir süreç, zorlu bir süreç. Bu yıl boyunca devam edecek bir süreç. O yüzden takip edeceğiz hep birlikte ve her zaman çeşitli hijyen koşullarına uymaya devam etmek zorundayız. Evet, bu çok önemli bir konu. Özellikle hani rehavete kapılmadan bir yıl gibi bir süreç maskeyle ve sosyal mesafelendirmeyle devam edeceğiz. Büyük olasılıkla %50'lik seviyelere ulaştığımız takdirde rahatlayacağız %60'lık seviyelere dünya çapında. Ama uzun bir süreç görünüyor. Şimdi bu süreç içinde en önemli unsurlardan biri aşıya ulaşabilmek. Yani ön siparişler ya da mevcut aşılarla dediğiniz gibi. Ve daha sonrasında da bu aşıyı halka ulaştırabilmek. Özellikle bu önemli bir engel olacak. Çünkü genelde iki dozaj isteniyor. 1+1. Bunlar da 3 haftalık ya da 4 haftalık bir süreç içinde olmak durumunda. Evet. Yani bu tip unsurları göze aldığımızda önümüzde bayağı uzun bir süreç var. Değil mi? Evet. Evet. Aynen öyle. Çok güzel özetlediniz. Teşekkür ediyoruz Ege Hanım. Çok güzel aydınlattınız bizi. Bu konuya bir açıklık kazandırmış olduk. Tekrar görüşmek üzere. Başarılarınız devam ediliyor. Çok teşekkürler. Sağlıkla kalın. İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, şimdi Doktor Ege Deniz Yıldırım ile moleküler biyoloji uzmanı Doktor Yıldırım ile aşı savaşları, aşı ekonomisi ve bizi bekleyen yol haritasından bahsettik. Bir yıl gibi uzun bir süreç var önümüzde aşıya ulaşmak için. Rehavete kapılmamak lazım. Maskenizi takın, sosyal mesafelendirmeye dikkat edin. Bu Türkiye ve bütün dünya için geçerli. Herkese sağlıklı hafta sonları ve güzel bir hafta diliyorum. Bir dahaki cuma görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.